Nedret Ersenel Türkiye, Almanya, Fransa Askeri Rahatsızlıklar Biden, Washington'ın yeniden oyuna dönmesiyle ortaya çıkan Avrupa'nın Transatlantik İttifaka NATO'ya sadakatini talep eden duruşu zorluklarla karşılaşmıştı. Avrupa'nın merkez ülkeleri Almanya ve Fransa'nın, Amerika ve NATO tarafından rakip düşman ilan edilen Çin-Rusya ile ilişkilerini farklı kurma arzuları artık biliniyor. Almanya, Rusya ve Çin'le çıkar ilişkilerini sürdürmek, arada husumet yaratabilecek tuzakların üzerinden atlamak istiyor. Elbette batı değerlerine hassasiyet göstererek, tabi bu biraz makyaj sayılabilir. Fransa ise NATO'nun Amerika eliyle yönetilen yapısından rahatsız ki daha özerk bağımsız bir Avrupa savunma sistemi teklif ediyor. Amerika'da Avrupa'nın çekirdeğini, merkez gücünü oluşturan bu iki ülkenin NATO'daki yerleşik duruşlarını koruması, hatta daha çok bağlanmaları konusunda ısrarcı. Bu yüzden eski başkanlar gibi savruk kararlar vererek müttefiklerini güvensiz ortama sürüklemeyeceklerini, NATO'nun hantal, işlevsiz yönlerinin de ihya edileceğine yönelik güçlü atıflarda bulunuyor. Öyle veya böyle Haziran'da gerçekleşecek NATO zirvesi tüm bu sorunların ele alınacağı özellikli bir buluşma olacak. İngiltere'nin AB'den ayrılması, ilgisi ve gücünü Pasifik'te Amerika'ya eklerken, Orta Doğu Kafkasya, Batı Asya'da siyaseten daha aktif hale geçmesi, Türkiye'nin Amerika ile yaşadığı krizin olası çözüm ve pratiklerini aynı zirveye randevulaması, Almanya seçimlerinin hemen Eylül ayında yapılacak olması, Fransa'da 2022, Türkiye'de 2023, bir seri Avrupa ülkesiyle Rusya'nın karşılıklı olarak onlarca diplomatı İstenmeyen kişi ilan etmesiyle artan gerginlik yine aynı tarihe, Haziran'a tarihleniyor. Adı geçen ülkelerin hepsinin ittifak bağlamında ortak kümeleri NATO'nun temel sütunları olmalarıdır. Bu yüzden Fransa, İngiltere, Almanya ve Türkiye'deki kimi gelişmeleri şu sıralar daha tuhaf bulmalıyız. Anomaliler farklı coğrafyalarda eş zamanlı tekrarlandığında şüphe etmemek zafiyet yaratabilir. Nitekim Fransa'da yaşanan örnek gelişmeleri sadece dışarıdan izleyenleri değil, Paris'i de şaşırtmış görünüyor. Aşırı sağcı bir gazetede yayınlanan 20’si emekli general, 200 kadar üst rütbeli subay, ve binden fazla askerin imza attığı Cumhurbaşkanı Macron hükümet ve parlamentoya yönelik bildiri herkesi sersemletmiş durumda. Bir an önce değerlerimizi savunan yurtsever adımlar atılmazsa Fransa'da büyüyen kaos iç savaşla sonuçlanacak ve sorumluluğunu taşıyacağınız binlerce can kaybı olacak. Eğer hiçbir şey yapılmazsa görevde olan meslektaşlarımızın yurttaşlarımızı ve değerlerimizi korumak için tehlikeli bir göreve atılmasına yol açacak. Bildiri aşırı sağcı Marine Le Pen tarafından da desteklenince bir aydınlanma geçirdiği söylenebilir. Elize Sarayı'nın. 2-3 günlük sessizlik süreci muhtemelen bildirici askerlerin muazaf bağlantılarını derinliğine araştırmak için kullanıldı. Fransız basını zamanlamayı da atlamadı tabi. 1961 yılında bir grup generalin Cumhurbaşkanı Charles de Gaulle'e karşı yayınladığı bildiri sonrası başlayan Cezayir darbesinin 60. yıl dönümüne denk gelmesi not edildi. Buradan da kıssalar vardır. Dahası bu olayla ortaya çıktı ki 21 Nisan'da yayınlanan bildirinin öncesinde 14 Nisan'da da bir başka general grubu Fransa Meclisi'ne iç savaş tehdidi içeren rapor sunmuş. Şu an askerler hakkında soruşturma yürütülüyor ve görevdeki askerler de muhtemelen ordudan atılacak. Macron hala sessiz. Ardından aynısı Almanya'da gerçekleşti. Emekli ve eski askerler grubu adı altında bir araya gelen, içlerinde çok sayıda generalin de bulunduğu yaklaşık 13 bin emekli askerin, Merkel hükümetinin aldığı karantina kurallarını eleştiren veya salgının varlığını inkar eden harekete sızma, Berlin'de düzenlenen gösterilerde devlet kurumlarına saldırı planları düzenlediği ortaya çıktı. Grubun içinde aşırı sağcı gruplarla Doğu Alman ordusunda görev yapmışlar da var. Bir emekli askerin grup üyelerine Alman halkını koruyacağımıza and içtik, halkımızın şimdi bize ihtiyacı var, bu hükümeti devirmemiz gerekiyor. Bir diğer grup yöneticisinin ise savaşın tam ortasındayız mesajları gönderdiği tespit edilmiş durumda. Siyasetense aşırı sağcı Almanya için alternatif parti Brandenburg Eyalet Parlamentosu Milletvekili Daniel Freyr von Lützow'a bağlandı. Başkenti kuşatma çemberi altına alarak sonuna kadar savaşmamız gerekiyor. Almanya son 3 yıldır Berlin'e yönelik askeri darbe ya da siyasetçilere suikast listelerinin yakalandığı terörist gruplarla sık karşılaşmış bir ülke. Örneğin 2018 yılında Hannibal'ın gizli ordusu adı verilen yine tamamı askerlerden oluşan bir grubun iç savaş çıkartmayı, ardından darbe yapmayı planladığı ortaya çıkarılmış, muazzaf askerlerden oluşan üyeleri ordudan atılmıştı. İşin ilginç yanı bu vakalar genellikle Almanya-Amerika ilişkilerinin gergin olduğu günlerde yaşanmıştı. Kuşkusuz bu gelişmeleri izleyip Türkiye'de kısa süre önce yaşanan bildiri vakasının akla gelmemesi mümkün değil. Bu olayların birbiriyle bağlantısını gösterecek delil yok. Ama bunun üzerine düşünmek neredeyse istemsiz reflekstir. Yine anımsanacağı üzere uzun süre tartışılan amiraller bildirisi üzerine getirilen makul sayılabilecek, akla yakın hakim yorumlardan biri, NATO'cu subayların diğerlerini ikna ederek bildirinin yayınlandığıdır. Bakalım Haziran'daki NATO zirvesinde en azından Avrupa'da yaşanan bu ikazlar Gladio yaşıyor dedirtecek etki yaratacak mı? Nedret Ersenel, Yeni Şafak Mehmet Metiner, İnönü üzerinden Erdoğan'a çemkirenler İnönü üzerinden Erdoğan'a çemkirenler türemeye başladı. Herkesi kendileri gibi tarih cahili sanıyorlar. Yalanın bini bir para. Neymiş efendim? Erdoğan, Amerika Başkanı Biden'ın soykırım açıklaması karşısında suspus olmuşmuş. Oysa İnönü dönemin Amerika Başkanı Johnson'ın mektubuna nasıl da sert cevap vermişmiş. İnönü yeni bir dünya kurulur, Türkiye bu yeni dünyadaki yerini alır demişmiş. Salla gitsin. Özellikle de televizyon ekranlarında. O kadar çok gazeteci kılıklı cehli mürekkepler var ki, hangi birine doğrusunu anlatacağınızı şaşırıyorsunuz. Bazen isimlerinin önünde prof titre olanlar da ideolojik bağnazlıktan veya siyasi husumetten ötürü bu kervana katılabiliyorlar maalesef. İşin doğrusu şu. İnönü 5 Haziran 1964 tarihli Johnson mektubundan birkaç ay önce Time dergisine bir mülakat verir. 16 Nisan 1964. O mülakatın bir yerinde şöyle der. Müttefikler tutumlarını değiştirmezlerse Batı ittifakı yıkılabilir. Yeni şartlarda yeni bir dünya kurulur ve Türkiye de bu dünyada yerini alır. Peki Johnson'ın o tehditkar mektubunu aldığında İnönü ne yapar? Günlerce susar. Tek bir kelime etmez. Sonra 13 Haziran 1964'te verdiği cevapta ezik bir dille şöyle der: Garanti anlaşması gereği, ferdi hakaret hakkını kullanma kararını arzunuz veçhile talik ettik. Yani anlayacağınız Amerika Başkanı'nın arzusu üzerine ferdi hakaret hakkını ötelediğini söyler. Ne kahramanca bir başkaldırı değil mi? Şimdi birileri kalkmış, inönüyü bize Amerika Başkanı karşısında kükreyen aslan gibi sunmaya çalışıyor. Bir hakikat nasıl da örtülüyor? Biden'ın açıklaması duyulur duyulmaz Erdoğan'ın partisinin sözcüsü de Cumhurbaşkanlığı katındaki temsilcileri de gereken cevabı en aklı başında ve en sert tonda verdiler. Ertesi gün Başkan Erdoğan da Türkiye'nin tarihsel büyüklüğüne ve saygınlığına yaraşır bir dille karşılıkta bulundu. Hem de felsefi ve tarihsel argümanları güçlü, bir tür insanlık manifestosu niteliğindeki bir konuşmayla Biden'ın ilk günkü açıklaması karşısında Biden yerine Erdoğan'ı yanlış dış politika söylemi üzerinden hedef tahtasına oturtan Biden ittifakı elemanları sonraki günlerde suçlama dozunu daha da artırdı. Şimdilerde artık Biden yok Erdoğan var. Biden'a kızmanın alemi yok diyen Kılıçdaroğlu Erdoğan nefretini körüklemek için elinden geleni ardına koymuyor. Diğer irili ufaklı muhalefet partileri de tam bir zillet hali. Siz varken Biden'a kızmanın sahiden de alemi yok. Siz varken HDP ve destekçisi partiler varken Biden'a kızmanın gerçekten de alemi yok. Biden'ın açıklamasından bin kat daha vahim olan HDP bildirisine kamuoyundan yükselen tepki üzerine cevap vermek mecburiyeti hisseden CHP, HDP'den gelen haddinizi bilin uyarısıyla yerine oturdu. CHP sözcüsünden yapılan emperyalist tezlerin gölgesinde ezik siyaset yapmak eleştirisi takdire şayandır. Lakin görülmesi gereken gerçeklik şudur. HDP, PKK'nın da iplerini elinde tutan Amerika'nın tezlerinin gölgesinde ezik siyaset yapmıyor. Tersine Amerika'nın tüm tezlerini özgüvenle ve saldırganca savunuyor. Yani HDP sadece PKK'nın değil Amerika'nın da siyasi bir aparatı olarak işlev görüyor. Bu açık gerçekliğe rağmen Kılıçdaroğlu bu HDP'ye ve HDP'nin içerideki o eski başkanına pervasızca sahip çıkıyor. Bir yanda zevahiri retorikle kurtarmaya çalışan ama öte yanda HDP ile siyasi yoldaşlık ilişkisini sürdüren Kılıçdaroğlu CHP'sinin hali içler acısı. Başka türlüsü imkansız çünkü Kılıçdaroğlu CHP'si ile HDP aynı merkezin partileridirler. Sadece kendilerine verilen rol bazen farklılaşabiliyor. Aksi takdirde CHP'nin ulusalcı tabanını tutmak mümkün olmaz. İnönü eleştirisi cumhuriyet düşmanlığı mıdır? Bazı akla evveller ve cehli mürekkepler İnönü döneminin otoriteryan ve faşizan zihniyetine yönelik eleştiriler getirdiğinizde hemen sizi cumhuriyet düşmanı olarak suçlamaya başlarlar. İnönü cumhuriyetin kurucu babalarından biridir. Ona eleştirmek cumhuriyetin değerlerine düşmanlıktır deyip ortalığı velveleye verirler. Hayret, inönü ve dönemi eleştirilemeyecekse o vakit cumhuriyet niçin ve kimin için vardır? Cumhuriyetin kuruluş felsefesi, birinci meclisin açılış konuşmasında vardır. Kuvay milliye ruhunda saklıdır. Buna da itirazımız yoktur. Ama o birileri cumhuriyetin değerleri olarak inönü döneminde yapılıp edilenleri emsal gösterecekse işte orada durun deriz. O dönemde yapılanlar ne cumhuriyetçilikle bağdaşır ne de demokratlıkla. Cumhuriyeti altı oka ve inönünün faşizan zihniyetine hapsetmek, cumhuriyetimize yapılabilecek en büyük kötülüklerden biridir. Dahası inönüyü eleştirden muaf tutmak veya her inönü eleştirisi yapıldığında cumhuriyet düşmanlığı diye tepinip durmak akla ziyan bir davranıştır. Erdoğan için tek adam deyip duranların hala İnönü'yü tartışmadan muaf, milli şef olarak yüceltmeleri sizce nasıl bir anlayışın ürünüdür? Sabah akşam Erdoğan'a diktatör diye çemdireceksiniz. Sonra kalkıp İnönü eleştirildiğinde Cumhuriyet'in arkasına sığınıp edepsizce saldıracaksınız. Yok öyle ya ama. Siz Cumhuriyet'in sahibi, efendisi değilsiniz. Beyaz adam edasıyla parmak sallamaktan vazgeçiniz.'' Osmanlı adına Cumhuriyeti, Cumhuriyet adına Osmanlı'yı düşman bilenlerden değiliz. Tüm eleştirilerimize rağmen İnönü'yü de tarihimizin bir parçası olarak görürüz. Cumhuriyetimizin tartışılmaz şefi olarak değil. Not, bundan böyle haftanın iki günü yazacağım, salı ve cuma inşallah. Mehmet Metiner, Yeni Şafak